Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Can Güdəniz mənəm, Doktor Tutu Zeynalova və bugün də maraqlı qonağımızla maraqlı mövzular ətrafında söhbətimiz olacaq. Bugün ümumilikdə verilişimizi göz xəstəliklərinə həsr etmişik. Odur ki, sizin də gözlərinizdə hər hansı bir problem varsa 012-404-3110 nömrəsinə zəng edin və ya Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəsində öz suallarınızı SMS vasitəsilə yazıb göndərin. Çünki qonağımız artıq bu il Azərbaycanda 5-ci ildir ki, fəaliyyət göstərən Dünya Göz Xəstəxanasının dəyərli həkimi olacaq. Bu haqda birazdan məlumat verəcəm. Hələlik isə qeyd edim ki, bugün Ramazan ayının 3-cü günüdür. İmsak vaxtı saat 04:53, iftar vaxtı 19:22-dir. Allah orucunuzu qəbul etsin və Ramazan ayı boyunca tutunun sirlərində də Ramazanda sağlam qidalama ilə bağlı məsləhətlərimiz olacaq. Odur ki, Can Güdən tam sürət davam edir və sizə faydalı olmağa çalışır. COVID-19 haqqında statistik məlumata nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 42 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 40 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə koronavirusun dünyasını dəyişən çox şükür ki, nəhayət ki, olmayıb. Mən istəyirəm sponsorlarımıza da təşəkkürümü bildirim. Verilişimizin sponsoru Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Sonsuzluqla mübarizə uzun bir yoldur, amma ümidinizi itirməyin, çünki uzman doktor Aytən Səfərova daim sizinlədir və Aytən Sonsuzluq Mərkəzi ekstra korporal mayalanmanı cəmi 2800 manata sizə təklif edir. Odur ki, hamiləlik planlaşdırırsınızsa, sonsuzluq probleminiz varsa və yaxud hər hansı bir ginekoloji probleminiz varsa, rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz. Və qeyd edim ki, aprel ayının 16-sında Aytən xanımın qəbulu Goranboyda olacaq. Goranboyda Midlife klinikasında qəbula öncədən yazılın 050-455-82-82 nömrəsinə zəng edərək. Digər sponsorumuz Udinondur. Udihind bitkisinin müalicəvi təsirinə əsaslanaraq hazırlanmış Udinon qida əlavəsi kapsul şəklindədir və immun sisteminin zəifliyindən tutmuş kişi sonsuzluğuna qədər bir çox problemlərin həllində kifayət qədər ciddi rol oynayır. Çünki etibarlı, təsirli və təsdiq olunmuş bir məhsuldur. İstər cins istəksizlik, kişi sonsuzluğu, mədəaltı, vəz xəstəlikləri, allergik hallarda da kifayət qədər uğurla istifadə olunan qida əlavəsidir. Udinon xəstəliklərə son. Təşəkkür edirəm hər iki sponsorumuza və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının oftalmoloqu, cərrah, oftalmoloq Kənan Yıldırım studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Göz, təbrik edirəm. Bu il 5-ci ildir ki, artıq Azərbaycandadır. Evet. Və dünya ilə eyni anda Azərbaycanda kifayət qədər keyfiyyətli oftalmoloji xidmət göstərir. Çünki artıq heç bir göz xəstəliyi üçün xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Profesional həkimlər mütəmadi olaraq Azərbaycana gəlir və xəstələr də öz problemlərinin həllini məhz burada tapırlar. Mən təbrik edirəm bütün Dünya Göz Xəstəxanasının kollektivini. Arzu edirəm ki, 5-ci yox, 50-ci ilinizi qeyd edək. İndi bilmirəm, mən o vaxta qalacam, yoxsa yox. Amma arzu edirəm ki, hər zaman keyfiyyətdən taviz vermədən çalışasınız. Necə ki, bu 5 ildə çalışmışsınız, bu çox önəmlidir. Adətən bir yer açılanda çox yaxşı başlayır, daha sonra biraz düşür keyfiyyət. Amma Dünya Göz tam sürət necə başlamışdısa, hətta daha yaxşı ilbəil xidmət göstərməyə davam edir və 5-ci ilə özəl olaraq hal-hazırda göz müayinəsi cəmi 25 manata təklif olunur əhaliyə və icbari sığorta da aktivdir, artıq əməkdaşlıq edirsiniz. Və 5-ci ilə özəl çəp gözlük əməliyyatları cəmi 950 manatdır. Suallarınız varsa bizə zəng edin 012-404-3110. Qonağımız operator doktor Kənan Yıldırımdır. Biz gəlin ilə başlayaq istəyirsiniz endirimli olan çəp gözlük əməliyyatlarından. Daha sonra da digər göz problemlərinə keçərik. Ümumiyyətlə, çəp gözlük problemi niyə yaranır, kimdə daha çox yaranır və hər çəp gözlük əməliyyat olunmalıdırmı? Evet. Şimdi ilk öncə bir çəp gözlüyün bir tanımını yaparaqdan başlayalım. Yəni çəp gözlük nədir? Biz strabismus dediyimiz, şaşılıq dediyimiz bir burada halk diliyle çəp gözlük diye adlandırılan hadisə. Gözdə 6 tane kas var. Hər bir gözümüzdə 6 tane kasımız var. Və bunların koordinasyonunun bozulması sonucu gözlərin bir noktaya paralel bakamamasına biz çəp gözlük diyoruz. Tabii bu karmaşık bir olay. Yani bu 6 tane kas beyindən gelen sinirlerle, 3 tane sinirle innerve ediliyor. Yani 3 tane sinir tarafından kontrol ediliyor. Bu kaslar arasındaki koordinasyon bozulduğu zaman göz birisi içeriye, dışarıya, yukarıya, aşağı doğru bakma sıkıntısı olabiliyor. Yani her iki gözde de olabiliyor, tek gözde olabiliyor. Bu durumlara biz çep gözlük diyoruz.
Neden yaranıyor? Sebepler aslında bir sürü sebebi var. İsterseniz yaş yaş olarak başlayalım. Olur. Yeni doğanda neden yaranır? Hı hı. Yani en çok gördüğümüz ve korktuğumuz durumlardan bir tanesi yeni doğanda konjenital şaşılıklar. Anadan gelme şaşılıklar. Bunların kayma açısı çok fazla oluyor. Ve genellikle gözlükle düzeltilemiyor bu kaymalar. Genellikle ameliyatla düzeltilebilen kaymalar. 1 yaşından sonra oluşan kaymalar genellikle gözlük ihtiyacına bağlı oluşan kaymalar. Bu hipermetrop dediğimiz kırma kusuruna bağlı 1 yaş civarında başlayıp sonradan oluşan kaymalar genellikle gözlük ihtiyacına bağlı oluşabiliyor. 8 yaşından sonra oluşan kaymalar genellikle ya travma sonucu oluşuyor ya beyin kaynaklı oluşabiliyor. Hı hı. Sinir hasarına bağlı ya da beyin içinde bir kitleden kaynaklanabiliyor. Ama gözlükle falan düzeltilebilen kaymalar değil. Bunlar da cerrahiyle düzeltilebiliyor kaymalar. Hı hı, aydındır. Ve ameliyat. Ümumiyyətlə çəplik ameliyatından çox vaxtı qorxurlar. Çünki evet. Uşaqlarda daha çox görürük. Valideyn narahatdır. Hı hı. Bu ameliyat necə olacaq? Uşağın növbəti həyatına, illərini necə təsir edəcək? Çəplik ameliyatı müasir oftalmologiyada necə aparılır? Yoxsa elə klassik üsulla necə var idisə o şəkildə də mi qalıbmı? Yəni müəyyən qızıl standartları varmı? Şimdi çəplik ameliyatı çox qorxulan bir ameliyat deyil. Bizim korktuğumuz bir ameliyat da değil. Ailenin korkması gereken bir ameliyat da değil. Yani biz gözün içine hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Hı hı. Çeplik ameliyatında. Sadece o ezeleleri düzeltirsiniz. Evet, gözü hareket ettiren kaslarda ya güçlendirme yapıyoruz, ya zayıflatma yapıyoruz, ya yer değiştirme yapıyoruz. Hı hı. Bunları yaparaktan gözdeki çepliği ortadan kaldırıyoruz ve gözlerin paralel bakmasını sağlıyoruz. Yani hastalar genel anestezi altında muayene oluyor, ameliyat oluyor. Ve dediğim gibi göz içine müdahale etmediğimiz için gözün görmesiyle alakalı ve gözün göz içi yapılarıyla alakalı hiçbir sıkıntıya yol açmıyor. Sadece biz kaslara müdahale ederekten bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Mütləq gözləyir mi uşağın büyümesini, yoksa yani hansı yaşda olmalıdır bu ameliyat? Şimdi şöyle bir durum var. Yani çepliğin sebebi eğer ki ameliyatla ortadan kaldırılacak bir sebepse, hı hı, biz olabildiğince erken bu müdahale etmek istiyoruz ki hastanın görmelerini, yani görme aksını düzeltelim ve göz tembelliği oluşmasın. Hı hı. Yani bizim en çok korktuğumuz şaşılıklarda, özellikle erken doğum şaşılıklarında hasta genellikle görüntüden şikayet ediyor ama biz doktorlar olarak görme açısından korkumuz var. Yani o gözün tembel kalma açısından korkumuz var. Yani göz gelişimini belli bir yaşa kadar tamamlıyor. Hı hı. Daha doğrusu beynin görme merkezi 8 yaşına kadar göz ne kadar görüyorsa o kadar görüyor. Yani o zamana kadar net görmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de en erken seviyede ameliyat etmek istiyoruz hastayı. Hı hı. Eğer ki şeyle düzelecekse, cerrahiyle düzelecek bir şaşılığı varsa. Hı hı. Yok eğer gözlükle düzeltilebilen bir kayması yani varsa. Yani olabilir ki eynek taksın düzelsin. Evet, 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 evet. Yani şaşılığın bir türü de gözlük ihtiyacından kaynaklanıyor. Az önce bahsetmiştik, hipermetrop veya astigmat hastaları da gözlük kullanmadığı zaman gözde çepleşme oluyor. Biz o gözlüğü hastaya temin ettiğimiz zaman hastanın şaşılığı ortadan kalkıyor veya azalıyor. Yani bazı şaşılıklarda hem ameliyat ihtiyacı oluyor hem gözlük ihtiyacı oluyor. Ameliyat ihtiyacı olan kısmında biz cerrahi olarak düzeltiyoruz. Gözlükle düzeltilen kısmına ise gözlük vererekten düzeltiyoruz. Ameliyattan sonra çepliğin geri kayıtma ihtimali ne kadardır? Var. Şimdi şöyle bir şey. Çeplik ameliyatlarında ilk ameliyattan sonra ikinci bir ameliyat şansı devamlı oluyor. Yani bu maalesef %100 bir şey değil. Çünkü az gören göz tekrardan kayma ihtimali oluyor. Yani çeplik ameliyatından sonra eğer az gören bir göz varsa diğer gözü kapataraktan o gözün tembelliğini çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu süre içinde tembellik hızlı bir şekilde çözülür ve görmesi tama çıkarsa çok fazla kayma beklemiyoruz. Ama eğer o göz tembelse tekrardan kayma ihtimali oluyor. Yani tekrardan oluştuğu zaman biz tekrar müdahale yapabiliyoruz. O yüzden şansımız var. Yani ikinci müdahaleyi, üçüncü müdahaleyi yapabiliyoruz. O yüzden çok kaysa da bizim için çok önem teşkil etmiyor. Ayşe Hanım telefon xəttindədir. Səhv etmirəmsə, düzdür, çəpliklə bağlı deyil sualı. Ama istənilən halda bütün göz xəstəliklərinə bağlı 012-404-31-10 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun Ayşe Hanım. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun canlı yayımda siz sualınızı eşidək.
Mən elə bil ki, doğuşa getməmişdən bir iki gün əvvəl komaya düşdüm. Ondan sonradakı gözümdə, doğuşdan sonra bir sol gözümdə çox tor gördüm, dəyişik oldu. Həkimlər mənə dedilər ki, keçəcək, zamandan keçəcək. Neçə vaxtdır bu davam edir? Uzun 2-3 aydır ki, elə davam edir. Görmə bulanıqları var. Tor görür. Evet. Aydındır. Keçmiş olsun sizə. Təşəkkür edirik. Doğuşdan 2 gün öncə komaya düşmüş. Evet. Şimdi koma halində eğer görmə mərkəzi etkiləndiysə, onun çözülməsi və iyiləşməsi biraz zaman alabilir və problem yaratabiliyor bizim açımızdan. Eğer gözlə alakalı koma, hamileliklə alakalı göz diplerinde sıvı toplanabiliyor. Yani retinanın bir tabakasının altına su toplanabiliyor. Eğer ki öyle bir durum varsa o çözülecek. Ama eğer beyin kaynaklıysa problem biraz daha ciddi olabiliyor. Evet. Görme merkezi ne kadar etkilendi, ne kadar oksijensiz kaldı, o bizim için önemli. Ayşe Hanım, buyurun müracaat edin Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Çünkü hal-hazırda Dünya Göz'ün Azerbaycan'da 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş, 5 illik fəaliyyətinə bağlı olaraq endirim var. Göz müayinəsi cəmi 25 manatdır. Müraciət edin və problemi nə olduğunu sizə desinlər. Daha sonra inşallah ki, hər şey öz yoluna düşər. Ümumiyyətlə, Dünya Göz Bakı Xəstəxanası haqqında danışanda, Dünya Göz Türkiye'nin neçə şöbəsi var Türkiye'de? Türkiye'de 28 şubesi var. 2 tane daha yeni şubemiz açılıyor. Avrupa'nın belli merkezlerinde var. Hollanda'da var, Gürcistan'da var, Bakü'de var. Yani Dünya Göz artık bir Türkiye ile sınırlı değil, bir dünya markası. Dünyanın gözü. 2007 Nisan'dan beri de Bakü'de faaliyet göstermekte. Biz Dünya Göz olaraktan bir sloganımız var. Dünya görmeye değer diye. Ve bu sloganın getirdiği sorumlulukla her tarafta, Türkiye'deki şubelerimizde, buradaki şubelerimizde, yani hasta odaklı, hastanın sağlığı odaklı çalışmaktayız. Dünya Göz Bakü Şubesi olarak da her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Hastalarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gözle bağlı... Özelliği nedir Dünya Göz'ün? Dünya Göz şimdi bir marka. Türkiye'de ve dünyada oluşan bir marka. En yeni teknoloji, en iyi hekimler, en iyi personel ve tıptaki en son gelişmeleri bir araya toplayıp hastaya memnuniyet açısından yaklaşmaya çalışan bir kurum. Yani ben Dünya Göz Türkiye'de geçsem en iyi hizmeti göreceğim. Tabii ki de. Hollanda'da geçsem en iyi hizmeti göreceğim. Bakü'de de en iyi hizmeti göreceğim. Yani bir marka bir olarak bunu doğru. Kalite politikası var ve bu kalite politikasının gereği olarak her şubede bir kalite standardı var ve bu standardı yakalamaya çalışıyor ve yakalıyor. Ben... Yani Dünya Göz Bakü Şubesi ile Dünya Göz atıyorum Etiler Şubesi'nin, Dünya Göz işte atıyorum Ataköy Şubesi'nin veya Hollanda Şubesi'nin teknik olarak bir farkı yok. Sonuçta biz Türkiye'den gelen doktorlarımız da buraya da destek veriyor. Yani Türkiye'den profesörlerimiz geliyor. Türkiye'deki yenilikleri, dünyadaki yenilikleri biz beraber hastaya uyguluyoruz ve çözüm buluyoruz. Yani Dünya Göz Bakü Şubesi'nin Türkiye'deki şubelerden eksiği yok, fazlası bile var diyebilirim. Mən fərqi bilirəm nədir. Türkiyədə açılan gözlər İstanbul Boğazı görür. Bakıda açılan gözlər bizim gözəl bulvarı və Xəzər dənizini görür. Hər tərəfin bir gözəlliyi var. Yəni, ben Bakü'ye birkaç sefer gelmiştim ama son olarak yerleşik olarak geldik. Burası da güzel. Türkiye'den güzel olan yerleri var, eksik olan yerleri var ama yani burası da güzel, orası da güzel. Yani sen burada bizim... kalmağa değerdi. Esas budur. Evet, burada kalmaya değer. Bəli, məncə də kalmağa değer. 012-404-3110 əlaqə nömrəmizdə dostlar. Buyurun, zəng edin, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının cərrahı, oftalmoloq, operator doktor Kənan Yıldırımdır. Biz çəpli gözlük haqqında danışdıq. Evet. Və mən istəyirəm biraz da bu mövsümdə sizə ən çox müraciətlər olan gözdeki alergiyalar, yanmalar, batmalar, su axma vermesi için ben özümde artık külək olan kimi, mən qışda da eynək taxıram buna göre. Çünkü bu tozla beraber o hava, rüzgardan külək, dolayı, Bakıda mevcut küləklər şəhəridir. Bax, belə şikayetler hal-hazırda çoxdur. Əhaliyə bu mövzuda nə məsləhət görə bilərsiniz? Çünkü nəticədə sonra da gözümüzü oxalayırıq, başka problemler yaranır. Şimdi bizim için en büyük mevsimsel problem alerjik
konjüktivitler, yani mevsimsel konjüktivitler, vernal konjüktivitler, havalar ısınmaya başladığı zaman toz, toprak, güneş biraz etkisini fazla göstermeye başladığı zaman, ağaçlar çiçek açmaya başladığı zaman, yani çiçekler yeşillenmeye başladığı zaman polenlere karşı oluşan alerjik konjüktivitler. Belli bir yaş grubunda çok fazla görülen bir sıkıntılar. Özellikle ergenlik yaşına kadar çocuklarda olan problemler bizim için daha sıkıntılı. Çünkü o yaşlarda alerjik problemler daha fazla oluyor. Yani yaş ilerledikçe alerjik problemler daha az oluyor. Çocukların bu konuda son dönemdeki alışkanlıkları da alerjiyi tetikleyebiliyor. Uzun süreli telefon, tablet kullanımı, kapalı ortamda uzun süreli kalmaları bu alerjik problemleri artırabiliyor. Uzun süreli bir yerlere dikkatli baktığımız zaman gözde kuruma belirtileri de ortaya çıkıyor. Bir de üzerine alerji problemleri var ve alerjinin daha şiddetli seyretmesine neden oluyor. Bu dönemde ailelerden biz sürekli şey istiyoruz, yani alerjisi olan ailelerden tablet telefon kullanımını kısıtlamalarını istiyoruz. Dışarıya çıktıkları zaman güneş gözlüğü kullanmalarını istiyoruz. Çok fazla yeşillik bulunan ortamlardan uzak durmasını istiyoruz. Özellikle 6-7 yaşlarında ve 10 yaşındaki çocuklardan dışarıya çıktığı zaman şapka kullanımını istiyoruz ki güneşin o zararlı ışınlarına maruz çok kalmasınlar. Yani alerjinin kesin bir çözümü yok. Yani ama alergi ilaç, yani yaradan faktörleri hayatımızdan çıxarda bilərik. Daha bir tamaşaçımız var telefon xəttində. İnşallah ki hələ də xəttdədir. Rəsmiyə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, canlı yayındasınız. Hoş gördük. Mən həkimə sualım var idi. Mənim iki nəvəm, ikisi də anadan gəlmə gözləri görmür. Elə bir ki damarlar quruyub da bunlarda. Ancaq müalicə olunurlar. Xarici ölkələrə çox gediblər müalicəyə. Bəlkə indi deyirəm bu həkimlər onun müalicəsini bilərdi, ya əməliyyat mı, ya müalicə mi? Biz özümüz elə burada xəstəxana yanında, yaxınlığında yaşayırıq. Əkizdilərmi nəvələriniz? Yox, yox, haradasa bir yaş fərqləri var. Erkən doğum falan deyil, değil mi? Vaxtından əvvəl mi doğuş olub yoxsa? Yox, yox, vaxtında olub. Qohum nigahıdır mı? Bəli, qohumdular. Aha, aydındı mı sual? İndi neçə yaşı var? İndi birinin 10 yaşı var, birinin 9. Gözlük falan bir şeyler kullanmıyor. Eynek falan takıblar, yoksa anadan gelme görme yoktu? Yok, hiç anadan gelme çok az faizde. Öyle bir ki, haradasa karanlığı, ışığı böyle seçebilirler. İndi malzelerden sonra hele bir deyirler ki, nese büyük şeyleri hele bir ki, böyle laf büyük şeyleri kölge kimi hele bir ki deyip görürük her yerden. Diagnoz ne koyulub, diagnoz? Diagnoz, Allah nasıl bilir diye mi? Artepeti ya da ne göz, sinir damarların kuruması. Sinirlerin kuruması öyle bir. Aydındı sualınız. Teşekkür ederiz zenginize göre. Buyurun. Şimdi qohum nigahıdır. İlk növbədə onu qeyd edin və hər iki uşaqdadır. Konjental retina problemləri, əldə muhtəmələn retina problemi var və ya optik sinir problemi var. Tam ayırt edəmədi ikisində. Biz konjental retina problemlərinə çox fazla tedavi imkanımız yox. Çünki doğuşdan oluyor. Ve tedavi evet yani sinir öyle bir şey ki yani nasıl doğuyorsa insan sağlam doğuyorsa siniri görüyoruz, yok eğer eksik doğuyorsa sinirde problem oluyorsa onu sonradan ilaçla veya başka bir şekilde tedavi etme şansımız olmuyor maalesef. Ama bir hastayı görmekte fayda var. Belki bizim önereceğimiz başka bir alternatif tedavi yöntemleri olabilir. Bir şey soruşum size. Ana bətnində bizim imkanımız yoktu bilmeye ki bu uşaq görəcək yoksa yok. Yok. Veya o görmə sinirini muayene etme şansımız yok. Öyle bir şansımız yok. Yani hasta doğduktan sonra belki kadın doğum uzmanları beyniyle alakalı bir problem varsa, buna yol açan optik sinir problemi varsa onu belki görebilirler ama bizim göz diplerini, görme sinirini değerlendirme şansımız yok ana maalesef. Yok. Bunun başka cür karşısına almak olar, qohum nigahlarından uzak durmak lazım. Çünkü, tabii akraba evlilikleri en büyük sıkıntı göz olaraktan değil, tüm tıbben bir problem. Çünkü görülme olasılığı düşük hastalıklar iki kişi de yan yana geldiği zaman görülme olasılığı daha fazla oluyor. Ve maalesef hastada böyle problemlere yol açabiliyor. O yüzden akraba evliliklerinden uzak durmak gerekiyor.
Bəli, və nəticədə də bütün ailə ömür boyu bunun yükünü daşır. Buna görə də hörmətli valideynlər, hörmətli qohumlar, çalışın qohum nigahlarından uzaq durasız ki, gələcəyə sağlam nəsil ötürə bilək. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir dostlar. Can Güdən alt xətt Xəzər TV-də Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Bu allergik mövsümdə, allergiyadan danışırdıqsa, göz allergiyalarından, gəlib oftalmoloqda müayinədən keçən çox az olur. Daha çox sən hansı damcını istifadə elədi və yaxud gəlirlər aptekə, gözümdə axır, su axır, yanır, batır, nə tövsiyə edərsiniz? Bir dərman alıb tökürlər. Daha sonra da göz təzyiqi qalxır və s. Yəni, bu dərmanları doğrudan da gedib alıb öz başına istifadə etmək olar mı? Yox, kesinlikle öyle bir şey önermiyoruz hastaya. Şimdi şöyle bir şey. Biz alerjinin yoğunluğuna göre ilaç tercihi yapıyoruz. Biz genelde antialerjik ilaçlar veriyoruz. Ama hap olarak mı yoksa yok, damla olarak. Yani hap olaraktan çok fazla göze faydamız olmuyor. Göz çünkü izole bir yapı. Yani damardan verdiğimiz antibiyotik bile gidip göze geçemiyor. Yani o yüzden biz yerli daha damla olarak tercih ediyoruz ve hastanın alerji durumuna göre biz ilaç tercih yapıyoruz. Yani genelde antialerjik ilaç veriyoruz ama bazı durumlarda alerjinin antialerjik ilaçla rahatlamadığı durumlarda steroid dediğimiz, kortikosteroid dediğimiz damlalar veriyoruz. Kortizonlu damlalar. Bu da hastalar arasında çok yanlış kullanılıyor, uzun süre kullanılıyor. Uzun süre kullanımının göze tabii ki zararları var. Katarakt oluşturabiliyor, göz tansiyonunu artırabiliyor. Hekim kontrolünde kullanılması gereken ilaçlar. O yüzden eğer bir kişide alerji varsa mutlaka göz hekimi tarafından ilaç başlanmasını istiyoruz. Yani çünkü alerjinin çok mu yoğun, az mı yoğun, steroid ne kadar kullanacak, kullanması gerekiyor mu, çok şart mı? Onu biz karar verebiliyoruz. Dışarıda kulaktan dolma bilgilerle bu işi yürütemiyoruz. Yürüttüğümüz zaman problemler oluşabiliyor. O yüzden alerji problemi olan herkesi göz doktoruna bekliyoruz ve göz doktorunun tedavisinde, takibinde tedavisini yaptırmasını istiyoruz. Alerji dediğimiz gibi çok kesin bir tedavisi olan bir şey değil. Ama biz hastanın alerjisinin, alerji semptomlarının azaltmasına yönelik ilaç tedavisiyle rahatlatıcı sonuçlar alabiliyoruz. O yüzden hastaları bizim görmemizi istiyoruz. Bəli, və elə yeri gəlmişkən, müayinə demişkən, Dünya Göz Azərbaycanda fəaliyyətinin 5-ci il dönümünə özəl olaraq hal-hazırda göz müayinələrini cəmi 25 manata sizə təklif edir. İcbari tibbi siğortayla da əməkdaşlıq edir. Əgər icbari tibbi siğortanız varsa da müraciət edə bilərsiniz. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında və çəplik əməliyyatları hal-hazırda cəmi 950 manatadır. Təşəkkür edirik Dünya Gözə belə gözəl təşəbbüsünə görə. Mən sponsorlarımız haqqında məlumat verim izninizlə. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Siz də bizə zəng edin. 012 404 3110 əlaqə nömrəmizdir. Verişimizin sponsoru Ayten Sonsuzluq Mərkəzidir. Sonsuzluqla mübarizə uzun bir yoldur, amma ümidinizi itirmirsiniz. Çünki uzman doktor Ayten Səfərova öz komandasıyla bərabər sizin xidmətinizdədir. Ekstra korporal mayalama cəmi 2800 manatdır. Siz əgər hamiləlik planlaşdırırsınızsa, sonsuzluq probleminiz varsa, əgər hər hansı bir ginekoloji probleminiz varsa və həmçinin check-up müayinələr üçün də müraciət edə bilərsiniz. Aprel ayının 16-sında Göran Boyda Midlife Klinikasında Ayten xanımın qəbulu olacaq. Qəbula öncədən yazılmaq lazımdır. 050-455-82-82 nömrəsinə zəng edib yazıla bilərsiniz. Digər sponsorumuz Udinondur. Udihindi bitkisinin müalicəvi təsirinə əsaslanaraq hazırlanmış Udinon qida əlavəsi kapsul şəklindədir və immun sisteminin zəifliyindən kişi sonsuzluğuna qədər bir çox dərdin dərmanıdır. Faringit, boğaz ağrısı, diabet xəstələrində xəstələri üçün qida əlavəsi olaraq istifadə olunur. Buna əlavə kişi sonsuzluğu, mədəaltı vəz xəstəlikləri, allergik hallarda da təbii qida əlavəsidir. Udinon xəstəliklərə son deyil. Təşəkkür edirəm hər iki sponsorumuza və biz daha bir tamaşaçımızın sualını cavablandırmaq istəyirik. İnstagrama belə bir sual gəlib ki, mən katarakt əməliyyatı olunmalıyam, ama gözümdə allergiya var. Evet. Gözlüyüm allergiya keçsin, yoxsa əməliyyatdan, yəni əməliyyatın nəticəsində təsir edə bilərmi? Allergik problem dediyimiz gibi, az önce bahsettik, çok geçen bir şey deyil. Eğer beklerse bayağı bir uzun süre beklemesi lazım. Yəni katarakt əməliyyatı nəticəsində təsir etməz. Etmiyor. Aha. Yani hatta katarakt əməliyyatından sonra biz steroid kullanıyoruz bir süre. Rahatlatan. Onun da evet alerji rahatlatıcı etkisi var. O yüzden beklemesine gerek yok. Odur ki vaxtınızı itirmeyin, gedin əməliyyata. Könül xanım telefon xəttindədir. Könül xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam mələkim, Tufu xanım. Buyurun, canlı yayındasın. Tufu xanım, bir sualım var idi həkimimizə. Mən yayda əməliyyat olmuşam, hər iki gözümlə əməliyyat olmuşam. Mən gözümdə həm uzaq görmə, yaxın görmə yox idi. Yəni ki, görmürdüm. Eynəyindən istifadə edirdim. Uşa neçə ildir, hardasa 15 ildir.
Bir de mirvari suyu var idi. Mən əməliyyatdan sonra gözümdə belə bir şey əmələ gəlib. Səhər-səhər yuxudan dururam, elə bir gözümün içində o qoyulan linza tərpənir. Elə bir gözüm qaralır. Yumuram, açıram belə bir neçə dəfələr təkrar eləyəndən sonra o oturur elə bir yerinə. Bir də bir şey var. İşıq saçır gözüm. Bu mənə çox pis təsir eləyir. Qaranlıqda daha çox olur. İşıqda gündüz vaxtı olmur. Yuxudan duran vaxt olur. Bir də axşam vaxtı qaranlıqda bayıra çıxıram. O laf çox olur. Görün xanım, bunun qorxusu var. Var bunun mənə. Bilmirəm. Neyliyim, mən neynəməliyəm bunun üçün. Aha, neçə yaşınız var Görün xanım? 57 yaşım var. 57 yaş. Sual aydın sizə. Təşəkkür edirik zənginizə görə, ətraflı məlumata görə cavablandıracaq. Şimdi katarakt ameliyatından sonra biz göze bir lens takıyoruz, linza takıyoruz. Ama görme zayıflığı da olup 15 yıl eynek takıp evet, önceden. Evet, evet. Yani bu lens göze oturacak bir şey değil. Yani biz onu ameliyatta taktığımız zaman oturuyor, öyle kalıyor. Yani hareketli bir şey değil. Yani sabah kalktım terpendi, hareketliydi, 2-10 dakika sonra düzeldi, öyle bir şey değil. Hanımefendinin muhtemelen sabah kalktığında göz kuruluğu semptomları oluyor. Bir. İkincisi kornea gece ödemlenme yapıyor. Yani gözün ön tarafındaki boynuz kışa damarsız bir yapı ve beslenmesini havadan sağlıyor. Göz kapakları da kapandığı için geceleri sabah kalktığımız zaman her insanda bir 4-5 dakikalık fizyolojik bulanıklık olur. Yani o daha sonradan düzeliyor. O korneadaki bulanıklık açıldığı zaman o görme oluyor. Muhtemelen onunla alakalı bir şey. Tabii nadir de olsa gözün içine koyduğumuz lenslerin dislokasyonu oluyor. Yani yer değişmesi olabiliyor ama bu da tekrardan yerine gidip tekrardan oraya düşme gibi bir durum olmuyor. Bir bakmak lazım. Belirttiği bir şikayet ışık çakmaları bizim için önemli olabiliyor. Niçin önemli olabiliyor? Çünkü retinadaki yırtıkların belirtisi olabiliyor ışık çakmaları. Ayrıntılı bir retina muayenesi yapmak gerekiyor. Gözün arka tarafında vitreos denen yoğun bir viskoz bir jel var. O zamanla hacmi azalıyor. Azaldığı zaman retina tabakasına yapışık zarı var. Retina tabakasından ayrılmaya çalışırken retinaya çekiştiriyor. O çekişmelere bağlı ışık çakmaları oluyor. Bu bazen yerinden kolaylıkla ayrılıyor ve hiçbir sıkıntıya yol açmıyor. Ama nadir de olsa göz arkasında retinada yırtık yapabiliyor. Yırtık yaptığı zaman yırtığın büyümemesi için lazerle oranın yakılması gerekiyor. Dediğim gibi önemli bir sıkıntı olabilir. Bakmak gerekiyor. Ayrıntılı retina muayenesi yapmak gerekiyor. Eğer ki retinada yırtık yoksa problem yok. O kendiliğinden geçecek. Hı-hı. Ama retinada bir yırtık durum varsa lazerle yakmak gerekiyor. Ve seher o göz dediği bulanıklık, dediğiniz evet. Göz kuruluğuna bağlı evet, olabilir. Evet, evet. Olabilir mi o da suni göz yaşı damlasının suni göz yaşı da tabii şey yapabilir, onu rahatlatabilir. Sabah kalktığı zaman suni göz yaşı kullanmasını fayda sağlayabilir. Ümumiyyətlə bu katarakt əməliyyatlarının uğuru nədən asladır? Çünkü bazı hastalarda görürsən ki, bugün əməliyyat oldu, sabah çıxdı işe, evet. Her şey yaxşıdır, göz damcılarını istifadə edilir, elə 15 yaşındaki evet. Kimi görür. Ve salam ve hiçbir problem, hiçbir sıkıntısı olmuyor. Evet. Bazen de görürsün ki katarakt ameliyatı olur. Ameliyat önce yaxşıydım, bütün günü gözüm yanır. Ne bileyim, ışık beni narahat edir, ışığa bakabilmirəm. Ben niye ameliyat olundum vesaire kimi şikayetler olur. Şimdi şöyle bir şey. Hastaların çoğusu bize az görme şikayetiyle gelmiyor. Yani hastalar bize geldiği zaman genellikle işte gözüm yanıyor, batıyor. Göz kuruluğu semptomlarıyla geliyor. Yani belli bir yaşta. Katarakt ameliyatı için. Yok. Yani onu geliyor. Muayene için geliyor. Biz bakıyoruz gözünüzde katarak var diyoruz. Göz kuruluğu semptomları olduğu zaman biz hastaya tedavi öneriyoruz göz kuruluğu. Ama göz kuruluğunun atıyorum şu anda %100 bir tedavisi yok. Gözyaşı kullanması gerekiyor ve ameliyattan sonra da gözyaşı kullanması gerekiyor. Yani bu yanma batmalar ameliyattan önce de muhtemelen vardı. Çünkü göz kuruluğu semptomları için geliyor çoğusu. Biz bakıyoruz görmesi az ama görmeden kimse şikayet etmiyor. Herkes yanma batmadan şikayet ediyor. Bu ameliyattan sonra da göz kuruluğu semptomları olduğu için hasta tabii rahatlaması uzun sürüyor ve yanma batma şikayetiyle geliyor. Ama şimdi katarakt ameliyatı basit bir ameliyat gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani biz hastalara bunu söyleyip korkutmak istemiyoruz. Sonuçta gözün içinde 6 mikron kalınlıkta bir zarın üzerinde biz ameliyatı yapıyoruz. Yani çok şöyle ince. Söyleyeyim soğanın zarı oluyor ya onun yarısı kadar. Yani
en ufak bir şeyde problem oluyor, sıkıntı olabiliyor. Yani çok bunları yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz ama öyle bir lanse ettirildi ki katarakt ameliyatı çok basit bir ameliyat. İşte 15 dakikalık. Bizim için öyle. Ama hastalar konforlu şekilde ameliyat oldu çünkü gitti yürüme olmadan hiç istemedim. Yani bu tecrübeli hekim, tecrübeli hastane, tecrübeli hastane personeli ve ileri teknolojik aletlerle bu böyle. Hı hı. Ama çoğu yerde ve çoğu hekim maalesef bu şekilde değil. Her şeyin iyi olması gerekiyor ki hastanın memnun olsun. Yani ameliyat yapan cerrah iyi olması lazım. Gözün içine takılan merceğin iyi olması lazım. Gözün içinde o katarakta aldığımız teknolojinin iyi olması lazım. Orada kullandığımız malzemenin iyi olması lazım. Yani bir sürü şeye bağlı olacak hasta konforu değişiyor. O yüzden hastalara bu konuda bir tavsiyemiz olabilir. Bildiğiniz yerde ve bildiğiniz hekim tarafından ameliyat olunun. Yani maalesef merdiven altı denebilecek hastaneler, işte tecrübesiz cerrahlar olduğu zaman hasta şikayet yaşayabiliyor. Ve katarakt aslında bile ancak mikroskopun altında görülebilecek bir problem. Çünkü verişte çoxlu göz həkimi geldikten sonra ben harasa yine de meclise deyir, açıda öyle bir gözümde katarakt var. Ben onu necə görürüm? Ve bir o kadar həkim gelir, sen görmürsen burada katarakt da var yoksa yok. Bazısını dışarıdan görebiliyoruz. Ama çok ilerlemesi lazım. Evet. O ağartını biz evet, görelim değil mi? Beyaz kataraktın yani. Kataraktın son aşamasını aha, dışarıdan biz bazen görebiliyoruz. Ama o aşamaya geldiği zaman gelmemek zaten lazımdı. Evet çok sıkıntı yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Hastanın ameliyatı problemli oluyor. Hı hı. Yani bir yumuşak bir şeyi temizlemek var oradan. Bir de taş gibi çamurlaşmış bir şeyi temizlemek var. Sonuçta bunu lazerle temizliyoruz. Lazer yumuşak bir şeyi daha rahat bir şekilde temizliyor ama şey olduğu zaman, sertleştiği zaman hatta bazen lazer yemiyor, yani temizleyemiyor. Biz kesi yerini genişleterekten, yani onu doğurtaraktan çıkarıyoruz. Hı hı. Bazen bıçakla tedavi şeklimiz bile oluyor çok ileri kataraklarda. Hı hı. O yüzden hastalara biz geldiği zaman eskiden bekle diyorduk. Niye yani yetişmeyeni gözlemledik. Evet. Niye bekle diyorduk? Teknoloji bu kadar ileri değildi. Cerrahi tecrübe bu kadar değildi. Hastane ortamı bu kadar, ameliyathane ortamı bu kadar iyi değildi ve hastaya diyoruz ki bekleyin. Yani 80'lerde biz ilk yedinen, ben o dönemi yaşamadım ama bizim hocalarımız anlatırdı. İlk yedinen bir yöntem. Yani gözün içindeki merceği bir propla dondurup öyle çekip çıkarıyorlarmış. Yani temizleme falan o yok. O yüzden hastaya gözünün önünü görebildiğin kadar sabret. Ondan sonra biz seni ameliyat edeceğiz diyorlarmış. Çünkü gördüğü zaman zaten o aşamaya geldikten sonra ameliyat ettiği zaman zaten 1-2 metre anca görüyor. Hı hı. Ve hastaya diyorlarmış ki hiçbir şey görmeden gel o şekilde ameliyat edelim ama biz şu anda %10, %15, %20 görmeyi bozan kataraklarda bile biz ondan hastadan kurtulmasını istiyoruz. Hı hı. Ona göre de geciktirmirik, gedirik Dünya Göz'e. Hal-hazırda Dünya Göz'ün 5. Azərbaycandakı fəaliyyətinin 5-ci il dönümünə həsr olunmuş endirim kampaniyası var. Göz müayinəsi cəmi 25 manatdır. İcbari tibbi sığortanız varsa yenə də müraciət edə bilərsiniz. Nurtaç xanım, nə gözəl adı var, Qubadan bizə zəng edib. Nurtaç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, canlı yayındasınız, sualınızı eşidək. Mənim 18 yaşım var. Nə qədər? 18. 18, aha. Gözümdə daxili şəklik var, sol gözümdə. Hı-hı. Həkim deyir ki, əməliyyat nə düzələcək? Əməliyyatsız düzələ bilərmi? Gözündə nə var dedi? Sol gözündə çəplik var, daxili çəplik. Evet. 18 yaşındadır. Görməniz necədir? O gözünüz görürmü? Görməniz yaxşıdır. 80% gözüm görür. Həmin o çəpliyi olan göz, 80% görür. Aha, bəli. İçəri mi kayıyor, dışarı mı? İçəri çəpliyi var, elə mi? Yox, qulaq düzünə qaşır. Xarici çəplik. Evet. Aydındı mı sual? Aynı. Təşəkkür edirik. Düzələ bilər mi? Şimdi biz bizim şaşılıklarımız genelde iki türlü. Ya içeri kayma ya dışarı kayma. Bazen yukarı aşağı doğru kaymalar da oluyor. Çapraz kaymalar oluyor ama bunları nadir görüyoruz. En çok gördüğümüz kaymalar içeri veya dışarı kaymalar. Az önce belirtmedik ama içeri doğru kaymalardan biz çok korkuyoruz. Niye? Çünkü göz tembelliği yapıyor. Yani göz tembelliği yaptığı zaman da biz hastanın görme prognozunun kötü olduğunu bildiğimiz için korkuyoruz. Ve ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu cerrahi ise cerrahi gözlük ihtiyacından kaynaklanıyorsa gözlük ihtiyacı vererekten o problemi ortadan kaldırıyoruz.
dışarı doğru kaymalarda çok bir korkumuz yok. Niye? Dışarı doğru kaymalar genellikle zaman zaman oluşan kaymalar. Sürekli bir hali olmuyor. Hasta bir noktaya baktığı zaman toparlayabiliyor onu. Bazı durumlarda açısı çok büyük olan kaymalarda daha fazla oluyor. Ama genellikle toparlayabiliyorlar ve bu toparladıkları zaman göz tembelliği oluşmuyor. Çünkü zaman zaman göz iki taraflı baktığı için beyin onu tembel olarak algılamıyor. 18 yaşında tedavisi var. Özellikle çok iyi sonuçlar alıyoruz dışarı doğru kaymalarda. Görmesi de var. Görmesi de var. Biz onu çepliği ameliyatını düzeltebiliriz. Güzel de olur. Bir muayene etmek gerekiyor. Bəli. Yaxında olsun Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına, Nurtaç xanım ve hal-hazırda çepliği ameliyatlarına da indirim var. Cəmi 950 manatdır. Eğer her iki gözdə varsa bir-bir olunur ameliyat. İki gözü aynı anda etmirik. Doğrudur mu? Yox. Aynı anda yapıyoruz. Şimdi biz iki gözü ameliyat edelim mi etmeyelim mi kararını verirken kayma açısı bizim için önemli. Hı-hı. Yani gözündeki kaymanın derecesi bizim için önemli. Eğer ki bir gözüne müdahaleyle o kaymayı düzeltebiliyorsak tek gözüne yapıyoruz. Hı-hı. Yok eğer ki o gözüne yapacağımız müdahale o gözündeki çepliği miktarını yeterince düzeltmeyecekse diğer gözüne de yapıyoruz. Kayma açısına bakmak lazım. Ne kadar kayması var ona göre karar vermek gerekiyor. Sırada Can Güden'de tutunun sirleri var dostlar. Bugün Ramazan ayının 3. günüdür. Tabii ki Ramazan ayı boyunca sağlam qidalanmaq vacibdir. Birinci bəzi məqamlar var. İlk növbədə orqanizmin su ehtiyacını ödün həm imsakda, həm iftarda saatlara bölərək, xüsusilə də iftarda birdən-birə çox su deyildi. Saatlara bölərək içmənizi tövsiyə edirik. İmsakda mütləq yuxudan qalxın, suyunuzu için və sadə bir səhər yeməyi kimi orucunuzu tutun və iftarda da təbii ki aramla yavaş-yavaş tələsmədən yediklərinizi deyək ki orucunuzu açdınız, Allah qəbul etsin. Daha sonra şorbanızı yediniz. Heç olmasa bir 15 dəqiqə fasilə verin. Namazınızı qılın, ibadətinizi edin. Çünki bu 15 dəqiqə bizim üçün çox önəmlidir ki, ana yeməkdə daha az qida qəbul edək və ən böyük problemlərdən biri də şirniyyat istəyini necə ödəyək? Hansı şirniyyatlardan istifadə edək? Təbii ki, yaxşı olar ki, şirniyyat olaraq ancaq meyvələrdən istifadə edəsiniz, çərəzlərlə çay istifadə edəsiniz. Amma həftədə 1-2 dəfə özünüz hazırladığınız veya sürdü şirniyatlardan istifadə edə bilərsiniz. Tutunun sirlərində de sizə alternatif bir desert hazırlamışıq. İftardan sonra yiyə bilərsiniz. Allah orucunuzu qəbul etsin. Gəlin bərabər baxaq. Bugün sizə karamelizə olmuş alma hazırlayacağım. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Ailə üzvlərinizin sayına görə alma, almaları halqa şəklində doğrayacağıq. Daha sonra bir tabanı qızdırdıqdan sonra ora azca kərəyağı əlavə edəcəyik. Şəkər tozu istifadə etmədiyimiz üçün bəhməz əlavə edəcəyik və sonra bu almaları o tavanın içində qızardacaq. Qızardıqdan sonra onlar belə karamel kimi olacaq. Üzərinə biraz darçın səpəcəyik, biraz daha bişirəcəyik və sonra da qaymaqla servis edəcəyik. Gəlin başlayaq. Uşaqlığım yadıma düşdü. Bəhməzin iyi gəldi. O qədər pişirmişik ki, kətdə bəhməzi. Və salam. Karamelizə olmuş almalarımız hazırdır. Daha sonra üzərinə belə biz darçın əlavə edirik. Və qaymaq, xama və ya dondurma ilə servis edə bilərsiniz. Olduqca ləzzətli. Ramazan süfrələrinizi bəzəyəcək bir desert olacaq. Hətta deyək ki, iftar yeməyində daha az yemək istifadə etmişsinizsə, o zaman üzərinə biraz əzilmiş qoz da əlavə edə bilərsiniz. Allah orucunuzu qəbul etsin. Can Güden devam edir. Kenan Doktor dedi ki, gözəl görsənirdi. Yəqin ki, siz de deneyeceksiniz. Evet. Ləzzətliydi. Bunu bizim əməkdaşlarımız test edirlər. Ben izlərkən evde yapalım diye düşündüm. Məncə de edin. Dəyişik ve ləzzətli evet. Dadı olur. Bunu heyvayla da etmək olar. Evet. Ama alma daha yumuşak olup daha tez karamelize olur. Biz göz xəstəliklərindən danışırıq. 012-404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Vəfa xanım telefon xəttindədir. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, tutuq. Buyurun, canlı yayındasınız, sualınızı eşidək. Uşağımın elbisə 8 yaşı var, evi 3 yaşından gözündə çəp gözlük əmələ gəldi. Yəni, yıxılmadan sonra olub elə bil bu. Amma biz həkimə apardıq, deyildi ki, bu nədir, anadan gəlmə olub, sonradan elə bil ki, biruzə verib yıxılaraq. Yəni, artıq 5 ildir, nədir, eynək taxır. Amma həkimlər deyir ki, gözlüyün, 18 yaşından sonra əməliyyat olunacaq. İçəridir bu çəplik, yoxsa çölə? Necə? İçəri çəplikdir, çölə çəplikdir. İçəri çəplikdir, bəli xanım. Gözlükdə oluyormuş qayması? Gözlük, eynək taxdığı zaman necə, düzəlirmi? Düzəlir xanım, düzəlir. Eynəkdə heç bir çəp gözlük hiss olunmur. Sadəcə olaraq eynəyi çıxardıqdan sonra əmələ gəlir bu çəp gözlük. Görməsi necədir o gözdə? Görməsi, valla, özü dediyinə görə uşaqdır da, yəni tam aydın izah edə bilmir. Amma, yəni deyir ki, ayna, eynəksiz, yəni məni narahat edir. Aydın, bu sual? Aydın. Təşəkkür edirik zəhinizə görə. 3 yaşında yıxılıb, çəpli əmələ gəlib, amma həkimlər deyib ki, anadan gəlmə olub. Şimdi ailələrin çoğu şeyi səbəbi bu oluyor. Yəni bu düşdü, düşdükdən sonra böyle oldu. Şimdi travmatik şaşırıqlar olabiliyor. Amma eğer ki o travmatik şaşırıq ise eğer o gözlüğe cevap vermez. Yani gözlük taktığı zaman o şaşırıq düzelmez. Şimdi az önce bahsettik. 1 yaşında oluşan kaymalar genellikle gözlük ihtiyacına bağlı oluşuyor. Yani göz görmediği için çarpmış. Hastanın görme derecesi düşük olduğu için beyin o gözü algılamıyor. Ve az gördüğü zaman beyin o gözü hareket ettirmiyor. Beyin şimdi kolay olanı seçiyor. Yani iyi gören gözü algılıyor ama bulanık gözü görmezden geliyor. Öyle olduğu zaman da kayma oluşuyor. Şimdi gözlük de düzeliyorsa eğer kayması 18 yaşına kadar beklemek zorunda. Niye beklemek zorunda? 18 yaşından sonra Alzheimer lazer ameliyatıyla o gözlükten kurtulduğu zaman o çeplikten de kurtulacak. Aha. Yani ikinci bir kere çeplik ameliyatı olmayacak. Çünkü o çeplik gözlük ihtiyacına bağlı oluşuyor. Hı hı. 18 yaşına kadar bekleyecek, tedavi edilmesi gerekiyor. 8 yaş bizim için çok önemli bir yaş. Eğer ki tembellik varsa bir an önce çözülmesi lazım. Yani çocuğun söylemlerine dikkat etmemek lazım. Yani onu bizim tespit etmemiz lazım ki o gözde tembellik var mı yok mu? Ve sıkı kontrol altında olması lazım. Yani en az 3 ayda bir o kapama var, tembellik varsa kapama yapılması lazım. Ve kapamanın sonucunun takip edilmesi gerekiyor. Biz 3 yaş bizim için çok önemli. Görme gelişimi açısından. O 3 yaşı kaçırdıysak 5 yaş bizim için önemli. 5 yaşı kaçırdıysak 7 yaş, 7 yaşı kaçırdıysak 10 yaş. Hı-hı. 10 yaşından sonra çünkü görme tembelliğinin çok bir tedavisi yok. Düzelme ihtimali azdır. Evet, az. Şimdi 10 yaşından sonra nörovizyon tedavisi öneriliyor ama bu işin başarı şansı çok yüksek değil. Hatta çok düşük bir ihtimal. O yüzden 10 yaşına kadar varsa tembelliğin çözülmesi gerekiyor. 8 yaşındaymış hasta. Gözlükte kayması olmazsa dahi tembellik var mı yok mu onun sıkı takip edilmesi gerekiyor. Yani göz tembelliğinin muayenesi neden ibaret halihazırda? Bir tek kapama muayenesi. En etkili tedavisi tabi burada yaş önemli. Kapama tedavisi. Yani bu kapama tedavisine biz az önce bahsettim. 3 yaşından önce görme gelişim bizim için çok önemli. Eğer ki 3 yaşından önce tabi çocuklarda çok anlayamıyoruz az görmeyi. Hı hı. Ama bunu nasıl anlıyoruz? İki göz arasında diyelim ki yüksek derece bir fark var. Biz anlıyoruz ki o gözü zaten tembel kalmış. Hı hı. Veya işte gözlük ihtiyacı var. Gözlüğünü veriyoruz. Ve aileye bir takım semboller öğretiyoruz. İşte arabadır, uçaktır, balıktır. Bizim onun görmesini kabaca değerlendirdiğimiz, hı hı, şeyler. Çocuklar bunu algılıyor zaten. Bir sonraki kontrole geldikleri zaman az çok gözünde tembellik var mı yok mu tespit ediyoruz. En etkili tedavisi 3 yaş öncesi, 3 yaş olmazsa 5 yaş öncesi, 5 olmazsa 7, 7'yi de kaçırdıysak 10. Ama 10 yaşından sonra bu işin bir tedavisi yok. Hı hı. Yani kapama tedavisinin cevabı yok. Nörovizyon tedavisi var ama çok düşük başarı şansı. %10'lar civarında, yani 10% bile artırmıyor görmeyi. O yüzden belli bir yaşta kapama tedavisiyle bu işi çözüyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. En etkili yöntem kapama.
Bir tamaşaçımız da bize yazdı, 40 yaşım var, toyuq körlüğü var, görməni artırma ehtimalım var mı? Şimdi az önce akraba evliliklerinden bahsettik. Tavuk karası doğumsal genetik bir hastalık. Genellikle akraba evliliklerinde çok sık gözüküyor. O yüzden akraba evliliklerinden uzak durmasını istedik. Tavuk karası ilerleyici bir hastalık maalesef. Ve günümüzde tedavisi olmayan bir hastalık. Hı hı. Şimdi yeni yeni kök hücre nakli tedavisi başlandı. Sonuç alabildiğimiz hastalar var. Buradan bunu da söyleyeyim. Dünya Göz Bakü Şubesi olarak bu kök hücre nakline de başlayacağız. Gerekli izin İnşallah. İşlemleri sürüyor. Elimizde başka tedavi seçeneği olmadığı için biz fayda getirebilecek düşük de olsa tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Hı hı. Kök hücre tedavisi dediğim gibi yeni bir tedavi ve sonuç alınan hastalar var. En azından görmenin daha da kaybolmasının önüne geçebildiği hastalar oluyor. Kök hücre tedavisinden umutluyuz. İnşallah Dünya Göz Bakü Hastanesi olarak da bunu uygulamaya başlayacağız. İnşallah. Bizim 2 dakika vaxtımız kalıp. Mən bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Dünya Göz Azərbaycanda fəaliyyətinin 5-ci il dönümünə özəl olaraq endirimlər elan edib. Belə ki, göz müayinəsi cəmi 25 manatdır. İcbari tibbi sığortalara da müraciət edə bilərsiniz və çəplik əməliyyatları da cəmi 950 manatdır. Son bir dəqiqədə gözlərimizi necə qoruyaq sualını verəcəm. Çünki bugün bilirsiniz ki, qapalı məkanlarda artıq qəlyan tütün istifadəsinə də icazə verildi. Və bu dumanın da gözümüzə yəqin ki, təsiri var. İstəyərdim ki, bax, ətraf mühitin gözümüzə təsirindən özümüzü necə qoruyaq, buna da toplaq mümkünsə. Şimdi az öncə göz kuruluğundan bahsettik. Göz kuruluğunun ən önəmli səbəblərindən bir tanesi ortamın kuru və toksik olması. Bu, atıyorum, sigara dumanı, nargile dumanı. Bu toksik etkiyi yapıp daha fazla göz kuruluğunu artırabiliyor. Hı hı. Bu tür ortamlarda havalandırmanın iyi olması lazım ve nemlendirmenin iyi olması lazım kapalı ortamda. Yani biz mesela evlerde kışın kalorifer üzerine bir su bırakılmasını istiyoruz ki o su ortamın nemini belli bir seviyede tutsun. Hastanın göz kuruluğu semptomları oluşmasın. O tür ortamlarda yani sigaranın fazla, dumanın fazla olduğu ortamlarda da havalandırmanın yeterli olması lazım ki temiz havayla sürekli değişim olsun. Hı hı. Yoksa göz kuruluğu semptomları olabiliyor. Bizim için en sıkıntılı durum bu. Önümüz yaz. Tabii güneş güzel bir şey, yazın iyi bir şey ama göz açısından, göz sağlığı açısından zararlı olabildiği durumlar oluyor. Hastalarımızdan veya normal sağlıklı insanlardan dışarı çıktığı zaman gün eğneği kullanmalarını istiyoruz. Alerji problemli olanlardan yeşillikten, tozdan uzak durmasını istiyoruz. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, bu tütündən istifadə etməyə, belə ortamlara getməyək. Təbii ki, bir tək gözlərimiz üçün, ümumi orqanizm üçün zərərlidir. Və bir sual gəlib İnstagrama ki, göz quruluğunun əməliyyatı varmı? Əməliyyat deyil də, IPL denən yeni bir teknoloji var. Göz çevrəsində MB olmayan bezlər var. Bu MB olmayan bezlər yağ salgılıyor göz yaşına. Yağ tabakası da gözdeki bu sıvının buharlaşmasını engelliyor. Göz kuruluğunun bir kısmında meibomiyan disfonksiyonu oluyor. Bu IPL tedavisinde o meibomiyan bezlerin aktif bir şekilde çalışılması yağ bezi salgılaması aktifleştiriliyor. Hı hı. Bunu ısı tedavisiyle yapıyoruz. Yine onun bir müjdesini verelim. Yakında Dünya Göz Bakü Şubesi'nde de olacak. Lazer tedavisi değil ama sıcaklık tedavisiyle bu işin üstesinden geliyoruz. Evet. Göz kuruluğunun cerrahi tedavisi göz yaşı kanalını tıkadığımız durumlar da olabiliyor. Yani hı hı. Gözün fazlaca, göz yaşının fazlaca burnu akmasını engellemek için göz yaşındaki lakrimal bezlerin ucuna tıkaç takıyoruz. Ve gözün göz yaşının gözde fazla kalmasını sağlayaraktan göz kuruluğunu önlemeye çalışıyoruz. Evet. Əla, süper. Dünya ilə eyni anda oftalmologiyadakı bütün yeniliklər Dünya Göz Bakı xəstəxanasındadır. Odur ki, müraciət edin, dünyaya açılan pəncərənizi, gözlərinizi daha yaxşı qoruyun və dünyanı daha yaxşı görün. Bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, canınız sağlam, işiniz amanda olsun. Hələlik.